Yukarıda anlattığım kısımları iyi bir şekilde dinlemediyseniz buraya oturtmanız pek mümkün değil. O yüzden direkt bu videoya gelen birisi varsa lütfen bunun öncesindeki videoyu biraz uzun olabilir ama bitirin öyle gelin. Çünkü burada konuşacaklarımızı ora vasıtasıyla anlamış olacaksınız. Eğer dördüncü dereceden bir polinom elimizde varsa bir kere yazalım. Ax üzeri 4 artı, hatta burası neyse a kalsın, bx küp artı cx kare artı dx artı e diyelim. Şimdi türevini aldığımızda türevi kaçıncı dereceden gelecek? 4ax küp artı 3bx kare artı 2cx artı d. Arkadaşlar türeviyle ilgili şunları söyleyebiliriz. Şimdi bu üçüncü dereceden olduğu için Cevir'in temel teoremi neyi söylerdi? Bu üçüncü dereceden bir polinomun en fazla 3 reel kökü vardır. En fazla 3 kökü vardır, özür dilerim. En fazla 3 kökü vardır. 3 kökü reel olabilir. Zaten üçüncü dereceden bir şeyin neyini de biliyorsunuz. Mutlaka bir kökü var. Öyle olmalı mı? Üçüncü dereceden bir polinomun mutlaka bir kökü olmalı mı? Elbette olmalı arkadaşlar. Nasıl olacak? Dedik ara değer teoremi işte. Ara değer teoremi gereği kübik bir şeyin bir reel kökü muhakkak vardır. Bunu biliyoruz. O zaman şunu değerlendirelim. Türevi ile ilgili. Türevinde bizim yorumumuz şu. Bir kökü olabilir. Buradan açarak ilerleyelim. Bir reel kök. Nasıl olacak o? Olabilir. Gayet doğal. Zaten çizdik akabinde. O zaman bunun bir reel kökü varsa sizin türev tablonuz ne olacak? Dikkat edin. Türev tablomuzda mesela şurası x1 olsun. Artıdan eksiye geçebilir. Bu bir reel kök. Bu arada ne olabilir? Bakın bu bir reel kök. Tek katlı olabilir. Bu bir reel kök. Çift katlı olamaz. Öyle bir dünyası maalesef yok. Niye olamaz? Eğer burayı çift katlı verirseniz kalan diğer kök, bir kökü, sanal kök yani kompleks olmalı. O da aykırı. İki tane kompleks kök gelmeli. Yani ya bir reel kökünüz var ya da üç reel kökünüz var. Tamam mı? Bu üçüncü dereceden bir polinomda. O zaman burası ne olmalı? X1 gelecekse yine kübik ama. Yani nasıl gösterelim onu bilmiyorum. Şöyle gösterelim isterseniz. Yani burası işte x eksi x1'in kübü gibi olabilirdi. Bir şey değişiyor mu? Göreceğiz. Artı eksi olurdu. Artı olurdu. F türev. Hatta P türev dedik. P dedik. O zaman neyi görecektik arkadaşlar? P'nin kendisi dördüncü dereceden bir şey eksiden artıya geçebilirdi. Bunun anlamı ne? Olabilir arkadaşlar. Gayet doğal olabilir. Bakın bu grafiğimiz şöyle bir şey gelebilirdi dördüncü dereceden. Niye gelmesin? X eksi 1'in dördüncü kuvveti eksi 2 mesela. X eksi 1'in dördüncü kuvveti x eksi 1'in karesi gibi davranır. 2 birim aşağı düşürürüm. Böyle olur. Ha, düşürmek zorunda değilim. Dikkat edin, ben burada mutlaka bir kökü vardır küp için dedim. Dördüncü dereceden bir şeyin kökü olmak zorunda değil. Al kolları yukarı doğru bakan bir parabolü delta sıfırdan küçük bir parabol gibi bir şey çizerseniz ya da ben buraya artı 2 dersem bunun bir kökü olmaz. Mesela neyse bir tane ekstremum noktamız var gördüğünüz gibi. Tamam mı? O ekstremum nokta zaten şuydu x1'di. Onu buraya tekrar gösterip niteliyorum. Şurasıydı bak. Ha, eğer bu küp kök olsa ne olacaktı? Değişen yine bir şey olmayacaktı arkadaşlar. Artıdan eksi diyecektik. P'nin türevi P diyecektik. Madem bir reel kök küp kök, o zaman P eksinizi şöyle görecektiniz. X eksi x1'in kübü çarpı x eksi x2 olacaktı. Bunun da grafiğini nasıl çizerdiniz? O x eksi x1'de işte x1'de siz bir kıvrılacaktınız. Yani bir şöyle bir S yapacaktık. Şöyle S yapacaktık. Gelecektik. Yukarı çıkacaktık. Bakın şurası da ne olacaktı artık? X2 olacaktı. Burası ekstremumdur ama X1 noktası ekstremum değildir. Dikkat edin. Burada X özür dilerim. X1 noktası kendisi şey mi kübik dedik. O zaman şöyle değerlendirdim. Pardon burayı böyle dersen burası çift kat kök gibi oldu. Özür dilerim. Burası kübikse kendisi şöyle olabilir. Düzeltelim. Kendi böyle olsaydı türevini aldığımızda ne olacaktı? P'nin türevi X 4 tane X eksi X1'in kübü gelecekti. Bu da zaten aradığımız şey kübik bir şey olacaktı. Bunda ne olur arkadaşlar? X1'i buraya koyarsınız. Teğet geçersiniz değil mi? Ne oldu? Bu yine ekstremum nokta olmadı mı? Elbette bu bir ekstremum noktadır. Yani yine bir ekstremum nokta. Çünkü azalanlıktan artanlığa geçti. Burada bu da yine bir ekstremum. X1 ekstremum. X1 ekstremum yazalım. X1 ekstremum nokta olacaktı. Kaç tane kökünüz var burada? 2 kök. 2 reel kök. Farklı iki reel kök. Bakın burada kaç tane? Bir reel kök. Tabii ki işte çakışık aslında. Kestiği, ekseni kestiği adette yazıyorum. Ona dikkat edin. Şimdi bu bir reel kökünüz olsaydı türevi için başka bir şey yapabilir miyiz? Başka bir şey burada yapamadım. İkinci dereceden koyamadığımı zaten söylemiştim. Ama şu olabilir. Düşünüyorum şu olabilir.
Türevini aldığımızda bu üçüncü derecedense evet burayı şimdi iki reel köklü şöyle yazabiliriz. Şöyle olabilirdi yani p türev x x eksi x1'in karesi çarpı x eksi x2 gibi olabilirdi değil mi? Bunda iki reel kök oldu. Yani ekseni iki kere kesti. Böyle değerlendirebiliriz. Bunun tablosuna baksaydık şuraları hemen boşaltacağım birazcık küçülteceğim. Eğer bunun tablosuna baksaydık ne görecektik? Şuraya x1 diyorum. Bu çift katlı kök olacak. Buraya x2 diyorum. x2'nin sağı pozitif, negatif. Negatif olacaksınız. P türev P diyorum. Azalan, azalan, artan. O zaman grafik neye dönecekti? Bakın arkadaşlar burada biz şöyle bir grafik görebilirdik. Buraya x1 diyorum. Geldi, kıvrıldı. Azalanlar devam etti. x2'de tepe yaptı geçti. Az önce çizdiğimiz gibi. Şurası x2 olabilirdi yani. Bakın burada teğeti var. Burada x1 ekstremum değil. Ama x2 ekstremum. O zaman nasıl bir not yazabiliriz? Şöyle bir not yazabiliriz. Bizim elimizde ne kadar ekstremum nokta var? Bir ekstremum var. Kaç tane kökümüz var? Bakın bir, iki tane kökümüz var. İki kök. Gördünüz mü? Yani yukarıda da aslında iki ekstremuma, pardon bir ekstremuma iki kök vardı. Burada da bir ekstremuma yine iki kök olarak görmüş olduk. Şimdi üç tane olsaydı ne olacaktı? Artık onları taslak bir şekilde çizerek vermek istiyorum. Yani bunları anladığınızı düşünüyorum. Dördüncü dereceden bir polinomun grafiği bir kere böyle olabilir. Zaten konuştuk. Buradaki durumumuzu da değerlendirdik. Bir tane ekstremum vardır. Bir tane kritik noktası vardır. Onları söyledim. Şimdi iki noktada kesebilir miyiz? Dördüncü dereceden bir denklem alıp elbette kesebilirsiniz. Bakın şöyle olabilir. Buraya x1 derim. Buraya x2 derim. Denklemini de şöyle düşünebilirsiniz. X eksi x1'in karesi. X eksi x2'nin karesi. Bunlar nedir? İki tane ekstremumdur. Evet çünkü çiftler türevleri tek dereceli olacak. İki ekstremum değil hatta özür dilerim. 1, 2, 3 ekstremumdur. 3 tane ekstremum, kaç tane kök? 2 tane de kök. 2 kök olmuş olurduk. Gördünüz mü? Ha başka olmaz mıydı? Hocam olurdu. Yukarı alın bunu. Şöyle bir şey yapabilirdiniz. Ne görürdünüz o zaman? 1, 2, 3. 3 tane ekstremum. Reel kök yok. Globalleri de yok bunun. Dikkat edin. Global max'ı yok daha doğrusu. Mini var da. Bunu zaten söylemiştik. Yani ekstremum hala bize kök hakkında kesin bir şey söylemiyor. Bunları lütfen göz ucuyla da olsa yakalamış olun. Şurayı siliyorum. Konuştuk zaten. Başka ne anlatacağım size? Teğet geçtiğini söyledik. 3 tane kök yapabilir misiniz? Düşünelim. 3 tane kök şöyle olabilir. Burada teğet olurum. Hop hop şöyle oluruz. X1 kareyle düşünün. X2 X3. Evet hala var bizim 3 kökümüz var. 3 kök. Kaç ekstremum var? Burası ekstremum. Burası ekstremum. Burası ekstremum. 3 ekstremum. Zaten sizin en fazla 3 tane ekstremumunuz olabilir. Niye? Çünkü türevi 3. dereceden. Şimdi gelelim. Ne zaman ben 4 tane kök olacağım o zaman? Onu da şuraya sıkıştırmaya çalışacağım. Arkadaşlar 4 tane olabilmeniz için bakın şöyle bir şey olmanız lazım. Pardon böyle 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 yapalım. 4 tane kökünüzün olabilmesi için. Ne oluyor? Ne oluyor? 1, 2, 3, 4. Bak yine senin kaç tane var tepe noktan yani ekstrem noktan? 3 tane ekstremum noktan var ama az önce söyledik 3 ekstremum nokta olması reel kökün olacağı anlamına gelmiyor ki. Gelmiyor bak bak bak. Nasıl garanti edeceğim? Burada da garanti yöntemim yine az öncekiyle aynı olacak. Bakın buraya götürdüm de buraya götürdüm de buraya götürdüm de. 2 tanesinin görüntüleri aynı eksendeyken x'in altındayken bir tanesi yukarıda. Yine buraya x1, x2, x3 deseydim. Şimdi reel kökün olmadıklarına bakın. Görüntülerin hepsi aynı eksende. Yani pozitifte. Ama bizim şu anda konuştuğumuzda yine fx1 ile fx2 ile fx3'lerin görüntülerinin çarpımı bana sıfırdan küçük gelecekti. Tekrar söylüyorum. Eğer sizin 3-4 tane burada reel kökünüz olacaksa mutlaka 3 ekstremumunuz olmalı. Ama 3 ekstremumun olması 4 reel kök getireceği anlamına gelmeyecek. Tamam mı? Ve bu çarpım sıfırdan küçük geliyorsa biz yine neyi söyleyebiliriz? Evet, bizim 4 farklı reel kökümüz var. Reel kökümüz var. Şimdi bunu söyledik. Yine 3 ekstremum getirip tabii ki de işte kaç farklı reel kök şurada konuşmuştuk. 3 tane kökünüz de gelebilir. 4 farklı diye nitelememin amacı bu. 3 tane ekstremum getirirdim. 3 tane kök getirirdim. Birbirinden farklı değil ama bir tanesi çakışık olurdu. O yüzden tepe noktaları, ya tepe diyorum anladınız. Ekstremum noktaları, görüntüleri her şey artık bizler için bir bütün verecek. Yemin ederim su gibi oldum. En zorlandığım kısımlar buralardı. Bu kaydı üçüncü kez alıyorum.
tamamını. Çünkü bilgisayar sorun çıkardı. Ben anlatamadım derken yırtıldım artık böyle aynı şeyi defalarca anlatmaktan. Umarım sizler için çok açıklayıcı olmuştur. Bundan sonrası rahat arkadaşlar. Kitabı bitti sayabilirsiniz. Çok az bir kısım kaldı.